Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere mesafe elektrik için yazmış olduğum maaş takip programını tanıtmak istiyorum. Mesafe elektrik arkadaşlar, kanaldaki Özkuş Soğutma için yazdığım programın aynısını talep ettiler. Ben programda bazı güncellemeler yaparak programı hazırladım. Tekrardan kendilerine inşallah bugün göndereceğim. Hem programın nasıl kullanıldığını görmeleri hem de güncelleştirmeleri de tanıtmak amacıyla bu programı tekrardan tanıtmak istiyorum. Öncelikle programın mümkün olduğu kadar kullanışlı ve basit görünmesi için çaba gösterdim. Önemli olan programı menülere, butonlara boğmak değil arkadaşlar. Kullanışı kolay olması için elimden geleni yaptım. Öncelikle personel tanımlamaya geliyorum. Burada örnek olsun diye 10 tane personel tanımladım. Bir tane personel daha tanımlamak istiyorum. Personelin işe giriş tarihi 2013 olsun arkadaşlar. TC numarasını rastgele bir TC yazıyorum. Adı... Veli Çelik olsun. Ünvanını yazıyorum. Departmanını seçtim. Maaşı 3000 TL. Ve personeli kaydettim. Burada ada göre VE yazdığı zaman Veli'yi görüyorsunuz. TC numarasına göre arama yapabiliyorum arkadaşlar. Tümünü listeleyebiliyorum. Güncelleme yapabiliyorum. Burada Export Files diye bir klasörümüz var. Dışarıya aktarmak için kullanacağımız klasör. Burada listeyi dışa aktar diyerek personel listesini dışarıya aktarabiliyorum. Gördüğünüz gibi şurada personel listesi dışarıya aktarıldı. Burada yapılacaklar bunlar arkadaşlar. Günlük yoklamaya geliyorum. Şuradan Veli'yi çift tıklayarak kendisinin 3 gün işe gelmediğini farz ederim. Gelmedi ve kaydettim. Şimdi avansa gelip Veli'ye bir avans ödeyeyim. Örneğin ayın 28'inde 500 TL avans ödedim. Ayın 30'unda da yine avans istedi mesela. Öyle farz edelim. Şurada ayın 30'unu seçip bir 250 TL'de avans ödedim. Toplam 750 TL avans ödedim. Şimdi maaş ödemesine geldiğim zaman şuradaki artıya basıyoruz. Hangi ayın maaşını hazırlamak istiyorsunuz? Mart ayının diyorum. Listeyi hazırla diyorum. Şuradaki programda arkadaşlar maaşlar manuel olarak giriş yapılıyordu. Burada bordroları gir butonu ekledim. Buraya tıkladığım zaman otomatikmen en baştaki personelden başlıyor çağırmaya. Dikkat ederseniz gelmediği gün 3 olarak işaretledi. Maaşı 3000 lira olduğu için 300 TL kesinti yaptı. 750 TL'de burada avans olduğu için de 1950 TL ödeyebilirim. Örneğin 1950 TL ödeme yaptım. Otomatikmen bir sonraki personeli çağırıyor. Maaşı onu da 3000 TL. 3000 lira ödedim. 4100 TL buna ödedim. Mehmet Güneş'e 3800, 3000, 4100, 6000, 4600, 3200, 4800 ve 2600 lira girdim. Tüm veri girişleri tamamlandı. Kaydete basıyorum ve maaşları kaydettim arkadaşlar. Şimdi ben tekrar günlük yoklamaya geldiğim zaman, örneğin bir herhangi bir personele yoklama yaptığı zaman 3. ayın maaşı ödendiğinde başka bir ödeme yapılamaz. Bu ay kapandı. Aynı şekilde avans da ödeyemiyoruz. Bu ay kapandı arkadaşlar. Buradaki bu ayın maaşlarını yazıcıdan çıkarmak istiyorsanız yazdır diyoruz. Mart ayı bordrosu yazdırılsın mı? Buraya Mart diyorum. Mart bordro listesi diyelim. Ve yazıcıya gönderdim. Hemen bakalım arkadaşlar çıktısına. Gördüğünüz gibi yıl 2021 ay Mart ve toplam 42.200 TL, 750 TL avans, 3 gün gelinmemiş gördüğünüz gibi, 300 TL kesinti yapılmış. Bordro toplamı 41.150, fazla ödeme yok, kaşe imza, herkesin de imzasının olduğu bir form hazırladı arkadaşlar. Şimdi bilgisayarın tarihini bir ay öne alacağım, sonrasına alacağım. Burada CMD yazıyorum. Şuradan date 28.04.2021. Bilgisayar tarihini bir ay ileri aldım. Şimdi yoklamaya geldiğin zaman tekrar yoklama yapabiliyoruz. Örneğin bu sefer Murat Aslan olsun. Murat Aslan bir gün işe gelmemiş olsun. Hangi tarihte? 28.04.2021'de gelmedi diyelim. Yine Murat'a bir avans ödeyelim.
Murat Aslan'a 1.000 TL bir avans ödüyorum. Ve tekrar maaş listesine geliyorum. Artıya basıyorum. Hangi ay? Mart ayının diyorum. Bu Mart ayı yapılmıştır diyor zaten. Dolayısıyla ben buradan Nisan ayını seçiyorum. Listeyi hazırla diyorum. Bordroları gir deyip örneğin buna 2800 lira ödedik. 200 lira artı kaldı. Elden sonradan vereceğiz. İşte 2500 lira ödedik. 500 lirası kaldı. 4000 lira. 3800 tam yatıralım bunu. 3000 lira. 4000 lira yatırıyoruz. Bir 100 lira elden ödeyeceğiz. 6000 ya da 2500 TL. 4000 TL. 2000. 4500, 300 TL'si kaldı burada. 2500, 100 TL kaldı buradan. Ve tamamlandı. Kaydete basıyorum ve tüm ödemeleri yaptım. Burada Mart ayının maaş ödemesi, Nisan ayının maaş ödemesini buradan görüyoruz. Örneğin bir tanesini yanlış girdiğimizi farz edelim. Hangisini yanlış girdik? Şurada güncelle butona basıyorum. Şunu ya da şunu mesela. Şurada 300 TL kalmış ya. Bunu çift tıklıyorum. Ve 4800 lira yatırdığımı söylüyorum. Ve gördüğünüz gibi 4800 olarak girdi. Kaydete basarak güncelledim. Nisan ayının bordrosunu da yazdıralım. Burada Nisan bordro listesi diyorum. Şöyle masa üstüne baktığım zaman Nisan bordro listesinde de yıl 2021 ay Nisan işte toplam avans 1000 TL gelmediği gün yok. Gördüğünüz gibi yoklamada ondan sonra tüm tutarlar burada arkadaşlar. Artı eksi ödeme 2300 vesaire. Son olarak da arkadaşlar burada ekstresine geldiğim zaman işte Cemal'i seçtiğim zaman bunun hangi ayda ne kadar maaşı ödediğini artı eksilerini her şeyini buradan görebiliyoruz. Kaydet diyerek son halini programı son haliyle kaydediyoruz. Aktif yazıcıyı seç diyerek hangi yazıcıyı kullanacaksak onu seçebiliyoruz. Program yedekle dediğim zaman programın bir yedeğini alıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada şurada backup klasöründe yedek diye bir klasör dosya oluşturdu ve programımız bu şekilde. Bir de aşağıya dikkat ederseniz Mart ve Nisan aylarının kapalı olduğunu görüyorsunuz. Bu aylara ait ödemeler, maaşlar yapıldığı için ödemeler yapılmış. Programımızın tanıtımı bu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle bir programa ihtiyacınız varsa satın almak için bst.kanali@gmail.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.